Merhaba arkadaşlar, tarih ve zaman ünitesiyle devam ediyoruz. Tarihin ilk konusudur, tarih dersinin ilk konusudur. Şimdi tarih nedir? Tarih, geçmişteki insanların yaşayışlarını yer zaman göstererek sebep-sonuç ilişkileri içerisinde objektif bir şekilde belgelere dayanarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Bakın bu tarihin tanımıdır. Şimdi gelelim tarihin tanımını biraz açmaya, konuşmaya. Bakın, tarih neymiş? Geçmişteki insanların yaşayışlarını ele alır. O zaman tarih geçmişi ele alır mı? Evet. Peki tarih bir de neyi alıyormuş? İnsanların yaşayışlarını. İnsanların ne gibi yaşayışları vardır? Siyasi yaşantıları olabilir, ekonomik yaşantıları olabilir, kültürel yaşantıları olabilir değil mi? Örf, adet, genel görenek gibi. Bakın. O zaman tarih İnsan faaliyetlerini inceler gençler. İnsan faaliyetlerini inceler. Tarih kalkıp hayvanları incelemez. Tarih kalkıp bitkileri incelemez. Tarihin işi insan ve insan faaliyetleridir gençler. Gelelim yer ve zaman. Bakın tarihi olaylarda, tarihte yer ve zaman unsuru önemlidir. Bana bir tarihi olay söyleyin. Bakın Malazgirt Savaşı. Malazgirt Savaşı nerede yaşandı? Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşandı. Bak yaşandığı yer belli mi? Belli. Peki tarihi olayın yaşandığı zaman belli mi? Evet. Malazgirt Savaşı 1071 yılı. Bakın yer aslında yerden kasıt nedir? Mekandır. Peki bu hangi bilim dalıyla ilişkilidir aslında? Coğrafyayla ilişkilidir gençler. Peki zamana gelelim. Zaman olayın yaşandığı yıldı. Yani 1071 Malazgirt Savaşı. Bakın 1071'de yaşanmış. O zaman zaman da neyle alakalıdır? Hangi bilim dalıyla ilişkilidir? Kronoloji ile ilişkilidir gençlerim. Bu tür bilgiler soru olarak karşınıza çıkabiliyor. Gelelim sebep-sonuç ilişkileri. Bakın tarihi olaylarda sebep-sonuç ilişkisi vardır. Hocam nasıl? Bakın iki olay düşünün. İki olay ard arda gelen. Bir olayın sonucu kendinden sonra gelen bir olayın sebebi olabilir. Hocam nasıl? Şöyle, Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu kendinden sonra gelen İkinci Dünya Savaşı'nın sebebidir gençler. Ya da Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında cemiyetlerin kurulması. Bakın olaylar nasıl birbiriyle bağlantılı? Sebep-sonuç ilişkileri içerisinde. O zaman bir yerde sebep-sonuç varsa orada hangi bilim dalından faydalanmıştır? Kronolojiden faydalanmıştır diyeceksiniz gençler. Gelin bir diğer durum. Belgelere dayanarak. Bakın belge. Tarihte belge önemlidir. Hocam belge nedir? Belge kaynaktır gençler. Bakın tarihin birçok kaynağı vardır. Birinci elden kaynaklar, ikinci elden kaynaklar, yazılı kaynaklar, yazsız kaynaklar, sözlü kaynaklar, görsel, işitsel kaynaklar. Birçok kaynak var tarihte. Bunları zaten ayrıca konu olarak ele alacağız zaten. Şimdi ünlü bir tarihçi var Ranke, diyor ki belge yoksa tarih de yoktur. Bakın belge yoksa tarih de yoktur. Yani tarih biliminde belgelerin önemini vurgulayan bir cümledir bu. Belge tarihte önemlidir. Gelelim objektiflik. Şimdi objektiflik demek tarafsızlık demektir. Taraf tutmama demektir. Yanlı davranmama demektir. Gerçekçi olma demektir. Realist olmak demektir gençler. Objektiflik. Bakın örneğin mesela ben Zaza'yım. Tamam mı? Zazaların tarihini yazacağım diyelim. Şimdi bakın. Ben eğer Zazaların tarihini yazarsam, sadece Zazaları översem, sadece olumlu yönlerini belirtirsem ben gerçekçi olmam. Ne yapmam lazım? Zazaların neyi var neyi yok. Yani olumlu, olumsuz her şeylerini belirtmem lazım. Eğer ben böyle yapmazsam gerçekçi olmam, tarafsız olmam. Eğer siz bir tarihi olay araştıracaksanız onu tüm çıplaklığıyla araştıracaksınız. Yani hem olumlu hem olumsuz. Ya da tarih yazacaksanız onun hem olumlu yönlerini hem olumsuz yönlerini yazacaksınız. Yani tüm gerçekliğiyle ortaya atmanız gerekiyor. Mesela bir örnek vereyim. Fatih Sultan Mehmet kardeş katlini getiriyor gençler. Bakın kardeş katlini günümüze göre düşünsek.
Vay Fatih, sen kimsin? Sen kendini ne zannediyorsun? İnsan kardeşine kıyar mı? Kardeş dediğin can değil mi? İnsanın canından bir parça değil mi? Diye düşünürsün değil mi? Bugüne göre düşünürsen. Oysa senin ne yapman lazım? O döneme gitmen lazım. Vay be Fatih, sen demek ki devletin bekası için kardeşlerini öldürtmüşsün. Çünkü araştırdığın zaman devletin bekası için, devletin uzun ömürlü olabilmesi için yapmıştır bunları Fatih. Mesela senin o olayın o güne gitmen lazım. Bakın tarihi olaylar bugüne göre değerlendirilmemelidir. O güne göre değerlendirilmelidir. İşte sen bunu yaparsan objektif olursun. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Diyor tarih yazan, tarih yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat farklı bir yol alır. Bakın gençler, tarih yazan, tarih yapana sadık kalmazsa. Sadık kalmaması demek objektif olmaması demektir ha. Sosyal bir bilimdir gençler. Bakın sosyal bir bilimden kasıt tarihte deney ve gözlem yoktur. Bakın tarihte deney ve gözlem yok. E bana İstanbul'un fethini canlandırın. Canlandırabilir misiniz kardeşim? Canlandıramazsınız ya. Çünkü İstanbul'un fethi yaşandı, bitti. Bir tarihi olaydı. Bana Malazgirt Savaşı'nı canlandırabilir misiniz? Aynı askerle, aynı kişilerle yapamazsınız. Tarihi olaylar biriciktir, tektir, özeldir. Bir daha aynı şekilde yaşanmaz. Bakın aynı şekilde diyorum ha. Benzer şekilde demiyorum. Benzer şekilde yaşanabilir. Ama aynı şekilde yaşanamaz. Mesela benzere bir örnek vereyim mi? Mesela 1. Dünya Savaşı sebebi sömürgecilik, 2. Dünya Savaşı sebebi sömürgecilik. Mesela bak olaylar arasında benzerlik olabilir. Ama 1. Dünya Savaşı'ndakinin aynısı 2. Dünya Savaşı'nda yaşandı mı? Hayır. Farklı. Çünkü o olay farklı. 2. Dünya Savaşı farklıdır gençler. Tamam mı? Sosyal birbirinden kası deney ve gözlem yok. Ya gözlem nedir? Bak bak gözlem. Bak ben şu an ne yapıyorum? Gözlüyorum. Ya sen şu anı gözlemleyebilirsin ha. Sen geçmişi gözlemleyemezsin. Sen ancak bugünü, şimdiyi gözlemlersin. E tarih geçmişte yaşanmış. Sen geçmişte yaşanan bir şeyi nasıl gözlemleyeceksin? Bu yüzden tarihte deney ve gözlem yok. Deney ve gözlem olmadığı için tarihte tekrar da yoktur. Tarih biliminin özellikleriyle devam ediyoruz. Tarih geçmişteki insan faaliyetlerini ele alır. Tarihte yer ve zaman unsuruna yer verilir. Eğer yer ve zaman unsuru olmazsa o masal olur ha gençler. Bir varmış bir yokmuş. Yok evvel zaman içinde gibi. Yer ve zaman önemlidir. Çünkü tarihi olayların yaşandığı yer vardır. Bir de yaşandığı yıl vardır. Tarihi olaylar birbirleriyle sebep sonuç ilişkileri içerisinde bağlıdırlar. Tarihi olaylar objektif bir biçimde ele alınmalıdır. Tarihte belge olmazsa olmazdır gençler. Belge yoksa tarih de yoktur. Hatırlarsak Ranke'nin sözüydü. Belgeden kastımız kaynaklardı. Birinci elden kaynak, ikinci elden kaynak gibi. Tarih sosyal bir bilimdir. Deney ve gözlem yoktur. Tekrar yoktur tarihte. Tarihi bilgiler değişebilir. Bakın gençler. Tarihi bilgiler değişir dersem yanlış olur. Tarihi bilgiler değişebilir. Mesela ben hatırlıyorum. KPSS'ye hazırlanırken Osmanlı'da ilk sultan unvanını kullanan hükümdar 1. Murat'tı biz hazırlanırken. Daha sonradan bilgi değişti. Bir kitabe bulundu. O kitabede sultan unvanını kullanan Osmanlı padişahının Orhan Bey olduğu o kitabede belirtildi. E böylelikle ne oldu? Tarihi bilgiler değişti. Mesela atıyorum bu kalem. Dünyanın en eski kalemidir. Tamam mı? Daha sonra bir kazı yapılır ya da bir belge bulunur. Bundan daha eski bir kalem bulunabilir. O zaman ne diyoruz? Tarihi bilgiler değişebilir. Bakın değişir derse yanlış. Değişebilir. Yani değişmeyebilir de. Ama değişebilir denmesi gerekiyor. Gelin tarihin konusuna. Biliyorsunuz gençler, tarihin konusu insan faaliyetleridir. Geçmişte yaşamış insan topluluklarını ele alıyordu tarih. Biz bunu iki türlü inceleyeceğiz. Bakın tarihi olay ve tarihi olgu diye. Tarihi olay tarihte yaşanmış olaylardır. Biriciktir, tektir, özeldir.
Tamam mı? Yani kendine has olaylardır ha. Mesela Malazgirt Savaşı, Köse Dağ Savaşı, Mürya-Kefalon Savaşı. Başka bir Mürya-Kefalon Savaşı yok. Başka bir Malazgirt Savaşı yok. Biricik tektir. Peki tarihi olaya örnek verelim hadi. Malazgirt Savaşı. Talas Savaşı. Mesela Birinci Dünya Savaşı. Geçer bakın Birinci Dünya Savaşı 1914'te başlar, 18'de biter. Bakın 4 yıl sürmüş ama başlangıç ve bitişi bellidir. Belli ise tarihi olaydır kardeşim. Bakın Yüzyıl Savaşları. Yüzyıl Savaşları 1337'de başlıyor, 1453'te bitiyor. Bakın yaklaşık 116 yıl sürüyor gençler. O zaman bu da bir tarihi olaydır. Yani illa uzundur diye önemli olan bitti mi bitmedi mi? Bittiyse tarihi olaydır. Yani başlangıç ve bitişi bellidir. Gelin tarihi olguya. Tarihi olgu ise tarihi olaylara bağlı olarak ortaya çıkan ve uzun süreç gerektiren durumlardır. Örneğin Türkiye'nin çağdaşlaşması. Şimdi sen diyebilir misin? Türkiye şu tarihte çağdaşlaştı ve bitti diyemezsin. Türkiye'nin çağdaşlaşması hala bile devam ediyor. Yani uzun süreç gerektiren olaylar dizisidir ha tarihi olgu. Mesela sömürgeciliğin yayılması. Sömürgeciliğin yayılması. Bak sen diyebilir misin? Sömürgecilik yayıldı bitti diyemezsin. Ya da İslamiyet'in yayılması. İslamiyet'in yayılması. Ya hala bile İslamiyet yayılıyor ha. Bakıyorsunuz o diyor ben Müslüman oldum. O Hristiyan diyor ben Müslüman oldum. Sen belli bir zamana sıkıştıramıyorsun. İşte bu yüzden bunlar tarihi olgudur. Gelin tarihin faydalarına. Şimdi tarih öğrensek ne olur? Bakın tarih öğrenirsen geçmişi öğrenirsin. Geçmişi öğrenirsen bugününü ona göre şekillendirirsin. Yani geçmişten ders çıkarırsın. Tarihi öğrenirsen vatan sevgin artar, millet sevgin artar. Tarihi öğrenirsen devletlere ve milletlere yol göstermiş olursun. Tarihi öğrenirsen mukayese yetin oluşur. Yani karşılaştırma yetin oluşur. Artık olayları rahat bir şekilde karşılaştırabilirsin. O yeteneğe sahip olursun. Tarih biliminin yönteminden devam ediyoruz. Tarihte biliyorsunuz deney ve gözlem yoktur. Tarihin de kendine göre bir yöntemi vardır gençler. Mesela ben birine diyelim ki Ayşe'ye bir ödev verdim. Dedim ki Ayşe git bize Osmanlı padişahlarını araştır. Şimdi sizce Ayşe'nin yapması gereken ilk şey ne? Gidecek Google amcayı tarayacak, arşivleri tarayacak, kütüphaneleri tarayacak. Yani ilk yaptığı şey ne? Kaynak arama. Bakın gençler kaynak aramanın bir diğer isimleri belge bulma, veri toplama, tarama, kaynak arama. Bakın ismi bu. O zaman size bir araştırma verildiği zaman, şunu araştırın denildiği zaman ilk yapmanız gereken şey taramadır. Bakın zaten kuralımız ne? 5T kuralı. İlk kural tarama. Tarama derken belge bulma, veri toplama, kaynak arama. Şimdi diyelim ki Ayşe kaynaklarını topladı. Topladıktan sonra yapacağı şey sınıflandırmadır gençler. Sınıflandırmadır. Bakın kaynaklarını sınıflandıracak. Konuya göre mi, zamana göre mi, mekana göre mi sınıflandırmasını yapacak. Peki diyelim kaynaklarını toplayıp sınıflandırdı. Ardından ne yapacak? Tahlil yapacak. Diyecek ki yani analiz bir diğer adıyla. Diyecek ki bu kaynakların bana yeterli mi, yetersiz mi? O zaman kaynakların yeterli olup olmadığını araştırıyorsun. Bakın kaynakların yeterli olup olmadığının belirlendiği aşama tahlil aşamasıdır. Peki senin kaynakların yeterli ise tenkite geçiyorsun. Kaynakların yetersizse taramaya geri dönüyorsun. Çünkü neyin eksik? Kaynağın eksik. Diyelim ki kaynaklar da tamam. Artık tenkit aşamasında. Bakın tenkit aşamasında ne yapacak? Şimdi diyelim ki bunun gibi 100 tane kaynak buldum.
Şimdi bir kaynağı dış tenkit yapılırken nasıl yapmalıyız? Bakın, dış tenkit. Bir kaynağın dışında neler var? Bir kaynağın dışında kitabın adı var. Yazarın adı var. Yayımlandığı yıl var. Yayımlandığı yayın evi var. Peki sen bu kitabın dışına neye bakıyorsun? Neden baktın? Çünkü dedin ki acaba bu kitap gerçek mi değil mi? Orijinal mi değil mi? Sahte mi değil mi? O zaman dış tenkitte neye bakılır? Eserlerin orijinal olup olmadığına bakılır. Orijinal olup olmadığına bakılır. Peki sen baktın orijinal, tamam. Bundan 100 tane bulmuşsun. 100 kaynak bulmuşsun Osmanlı padişahlarıyla ilgili. Dışına baktın hepsinin tek tek. Ondan sonra içine geçiyorsun gençler. İç tenkit yapıyorsun. Tenkit demek bu arada eleştiri demektir. İç tenkitte de bütün kitapları okuyorsun. Diyelim ki 100 kitabı okudun. 100 tane kitabın 90 tanesi hemen hemen birbirlerine paralel şeyler söylerken 10 tanesi acayip saçmalamışlar. Şimdi peki sen ne yapman lazım? Doğruyu yanlıştan ayırman lazım. Yani bu 10 kitabı atıp 90 kitapla ilerlemen lazım. O zaman iç tenkitte ne yaptın? Doğruyu yanlıştan ayırdın. Bakın doğrunun yanlıştan ayrıldığı aşama iç tenkit aşamasıdır. Peki 100 kitap bulmuştuk. İç tenkitten artık ne yaptık? 90 kitabı aldık, 10 kitabı çöpe attık. Geriye ne kalıyor artık? O 90 tane kitabı birleştirme kalıyor gençler. Bakın birleştirme. Yani sentez. Yani terkip. Kitapların birleştirdiği aşama terkip. Şimdi bakın. Taramada kaynak aradın. Tasnifte bulduğun kaynakları sınıflandırdın. Tahlilde analiz yaptın. Kaynakların yeterli olup olmadığını analiz ettin. Tenkitte iç ve dış tenkit yaptın. Dış tenkitte eserin dışına baktın. Orijinal olup olmadığına baktın. Yazar adı, eser adı, yayımlandığı yıl, yayın evine baktın. İç tenkitte doğruyu yanlıştan ayırdın. En son kitaplaştırma. O zaman tarih biliminin ilk yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Tarama. Son yöntemi terkiptir gençler. Şimdi gelelim tarama. Tarama derken belge. Kaynak. Bakın kaynaklar altıya ayrılıyor. Birinci elden, ikinci elden, yazılı, sözlü, görsel, işitsel ve arkeolojik. Birinci elden kaynak yaşanılan dönemi bizzat aydınlatan kaynaklardır. Bakın yaşanılan dönem hakkında o dönemi bizzat aydınlatıyorsa, o döneme ya da tanık olmuşsa bu birinci elden kaynaktır. Mesela atıyorum kazı yaptın, Bizans dönemine ait sikke buldun. Ya da kazı yaptın, Bizans dönemine ait kitabe buldun. Bakın bu bulduğun sikke ve kitabe birinci elden kaynaktır. Çünkü bizzat o dönemi aydınlattı. Peki ikinci elden kaynaklar ne? İkinci elden kaynaklar birinci elden kaynaklardan yararlanarak oluşturulan kaynaklardır. Bakın örneğin ders kitapları. Ders kitapları. Şimdi bakın. Bu bir ders kitabı. Şimdi bunu yazan adam sizce bu döneme tanık olmuş mu? Olmamıştır gençler. Bakın tanık olsaydı bu birinci elden kaynak olurdu. O zaman ders kitapları nasıl bir kaynaktır? İkinci elden kaynaktır gençler. Ders kitapları ikinci elden kaynaktır. Mesela Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eseri birinci elden kaynak mı, ikinci elden kaynak mı? Bakın Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eseri birinci elden kaynaktır. Çünkü Mustafa Kemal Nutuk'un başında şunu diyor. Yıl 1919'du ve ben Samsun'a çıktım. Samsun'a çıktığımda Anadolu yer yer işgal altındaydı. Bakın Mustafa Kemal gördüklerini, tanık olduklarını, yaşadıklarını bizzat yazmış mı? Yazmış. O zaman Nutuk birinci elden kaynaktır. Peki ben Nutuk'tan faydalanıp İnkılap Tarihi kitabını yazarsam benim yazdığım kitap ne olur? İkinci elden kaynak olur. Gelelim yazılı kaynağa. Yazılı kaynak gençler yazıtlar, kitabeler, para gibi. Sözlü kaynaklar şiir,
destan, efsane gibi. Görsel işitsel kaynaklar, mağara resimleri, CD, DVD, radyo. Arkeolojik buluntular, arkeolojik kasıda çıkan her şey. Bakın geçer yazılı da olabilir, yazsız da olabilir. Bakın birinci elden kaynak da yazılı da olabilir, yazsız da olabilir. Şimdi gelelim sınıflandırma 3'e ayrılır. Bakın sınıflandırma yaparken Kazım'ı unutmuyoruz. Kazım. Bakın konusuna göre, zamana göre, mekana göre. Şimdi konusuna göre mesela dinler tarihi nasıl bir sınıflandırma yapıldı konusuna göre. Mesela bilim tarihi, edebiyat tarihi, felsefe tarihi bunlar konusuna göre yapılan sınıflandırmadır. Peki zamana göre sınıflandırmaya bakalım. Mesela ilk çağ tarihi, mesela Osmanlı tarihi değil mi? Mesela tarih öncesi devirler bunlar zamana göre. Peki mekana göre mesela Diyarbakır tarihi, Avrupa tarihi, Anadolu tarihi gibi. Tamam mı gençler? Tarihin yöntemleri bunlar.